Endonezya Jakarta'dan herkese merhabalar. Ben Büşra Tarvacan. Beni tanımayanlar için kanalıma hoş geldiniz. Sonunda ben de bebeğimi ağlatmadan uyutmayı başarabildim. Şöyle ki, Buğra tam 6,5 aylıkken, yani 1 Ağustos'ta bu eğitime başladım. Şu an ay sonuna geldik. Yaklaşık bir ayı doldurmak üzereyiz bu eğitimde. İlk günler çok başarılı oldu. Bazı günler gerilemeler oldu. Daha sonra tekrar rutinimize döndük. Yani bu süreci size bütün artısıyla, eksisiyle, yanlışıyla, doğrusuyla anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için de faydalı olur. Benim Buğra'ya uyku eğitimine başlamaktaki en büyük motivasyonum Buğra'nın kendi başına uyuyabilme becerisini kazanabilmesi. Bunun hem karakterine hem de geleceğine yön verebilmesi açısından çok önemsedim. Bir diğer nedenim çalışmaya başlayacağım için uyku sürecinde çok yanında olmayabilirdim. Çünkü o uyuduğu zaman ben çalışmak durumundaydım. Şu an çok yoğun bir tempo ile çalışıyorum. İkinci nedenim buydu. Üçüncüsü ise Buğra'nın uykularının bölünmeden kesintisiz daha derin ve sağlıklı uyuyabilmesini istediğimdendi. Umarım kendisi için faydalı olmuştur. Bir de bu eğitim sürecinde bazen Buğra ağladığı zaman ve ben emzirmediğim zaman çok tereddütler yaşadım. Acaba psikolojisini etkiler mi? Anne bebek bağı arasında bir zedelenme olur mu diye çok korkular yaşadım bu süreçte. Olabildiğince itinalı, hassas davranmaya çalıştım. Buğra her ağladığında da elini tuttum, saçlarını okşadım. Umarım öyle bir negatif etkisi olmamıştır. Çünkü bu konuda uzman olmadığım için olabildiğince onun bu süreci sağlıklı atlatabilmesi, sağlıklı alışabilmesi için elimden geleni yaptım. Umarım onun için faydalı olur ve gelecekte bir teşekkür eder annesine. İlk gün eğitime 1 Ağustos'ta başlamıştım. İlk günün heyecanı ve tekniğin işe yarayıp yaramayacağı konusunda oldukça heyecanlıydım. Şimdi ilk günün tecrübesine ve anlattıklarımı hemen bir göz atalım. Herkese merhabalar. Bugün 1 Ağustos 2021. Buğra tam 6,5 aylık ve bugün desteksiz uyku eğitimine başladım. Birkaç gündür aklımdaydı, hatta uykularımı kaçırıyordu, desteksiz nasıl uyutabilirim diye araştırmaya başlamıştım. Sonra yapsam mı, yapmasam mı, başlasam mı, yeni evimize geçince mi başlasak, çünkü şu an beşinde yatıramıyorum. Başlasam mı derken dedim ki neden bir gün bile kaybediyorum derken birkaç video izledim. Ve izlediğim videolardan bir tanesinin tekniğini denemeye karar verdim. Pış pış pat pat yöntemi. Videoyu izledikten 10 dakika sonra Buğra'nın uyuma saatiydi. Buğra'yı aldım. Uyku rutinimize başladık. Müziğimizi açtık. Sütünü içti. Tuvaletini yaptı. Daha sonra onu pış pışlamaya başladım. Yani böyle pet 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 vurmaya başladım. Müzikle birlikte. İlk önce ilk bir 10 dakika sessiz kaldı. İşte battaniyesiyle falan oynadı. Bir 10 dakikadan sonra tekrar emmek istedi. Ben vermeyince bu sefer ağlamaya başladı. Daha sonra 20 dakika boyunca ağladı ve 20 dakikanın sonunda ben susmayacak zannederken yan tarafına döndü ve ben üflemeye başladım yüzüne. Şeklinde. Çünkü çok ağlamıştı. Yüzü kızarmıştı artık. Ben birkaç üflemeye kalmadan o anda uyuyakaldı. Ve mucize gibi inanamadım. 20 dakika bu şekilde uyudu. Buğra genelde 10 dakika, her bir 10 dakikada ya da yarım saat dolduktan sonra bir uyanır, emer, tekrar uyur uykusunun arasında. Yine öyle oldu. Yarım saat sonra uyandı. Aynı yöntemle tekrar uyutmaya çalıştım. 40 dakika boyunca ağladı ama uyutamadım. Dedim tamam, uyku saati bitti. Kaldırdım. Biraz oyun oynadık. Biraz tost yapmaya gittim. Beni izledi. Baktım tost ekmeğe uzanıyor. Dedim galiba aç. Döndüm tekrar süt verdim. Süt içerken uyudu hemen. Ama tabii emerken uyumasına izin vermedim. Doyduğu anda, gözleri kapandığı anda hemen kendi başına uyumaya bıraktım. Deliksiz 1,5 saat uyudu. Uyandıktan sonra biz yine 2-2,5 saat birlikte oynadık. Vakit geçirdik. Ek gıda, bugün tatlı kabak çorbası yapmıştım. Onu verdim. Biraz babaannesiyle oynadı. Biraz vakit geçirdi. Uyku vakti geldi. Ben yine müziği açtım. Süt verdim. Karnını doyurdu. Karnını doyurduktan sonra önce Buğra biraz yatakta dolanır. Sonra tekrar emerek uyur. Ama yine emerek uyumasına izin vermedim. Yine tep tep pış pışlamaya başladım. Bu sefer izlediğim videodaki bayanın tecrübesi gibi ikinci kez yine çok ağlamadı. Biraz mısmızlandı. Hmm, hmm yaptı. Sağa döndü, sola döndü. Yine
15 dakika boyunca sağa döndü, sola döndü. Son 5 dakika bayağı ağladı ve bir anda uyudu. Ben tam uykuya daldı zannederken birkaç dakika geçmedi. Tam derin uykuya dalmadan kalkmışım demek ki. O anda tekrar ağlamaya başladı. Bir 3 dakika falan ağladı galiba. Yine tep tep pış pış yaptım. Ve şu an ben yüksek sesle konuştuğum halde burada uyuyor. Normalde en ufak seslere bile uyanıyor. Tecrübe ettiğime göre, yani şu an bugünkü tecrübem, desteksiz uyuduğunda çabuk uyanmıyor. Yani ilk sabahkinde ilk yarım saat uyandı evet, ama ikincisinde 1,5 saat deliksiz uyudu. Şu anda mesela 4'e 10 var, 3,5'da uyudu. 20 dakikadır. Şu an yine uyku geçişi olacak. 20 dakikayla yarım saat arasında uyku geçişleri oluyor. Bir uyanma aralığı oluyor. Bakalım yine o aralık olacak mı? Ama şu an mışıl mışıl uyuyor. Evet, ilk günüm gündüzüm böyle başarılı geçmişti ve akşamı merakla bekliyordum. Akşam olduğunda saat 7.30'da rutinimize başladık. Banyosunu yaptırdım, masaj yaptım, ışıkları söndürdüm, emzirdim, pijamasını giydi, hikaye anlattım, ninni söyledim. İlk 10 dakika biraz oynadı, sessiz kaldı. Daha sonra ağlamaya başladı. Yine mızmızlar ve uyur diye düşündüm ama sonra birden ağlaması artmaya başladı. 30 dakika, 35 dakika. Dedim tamam, bu teknik işe yaramadı. Başka bir teknik bulmam gerekiyor. Ne yapabilirim diye. 35. dakikadan 38. dakikaya kadar artık aklımdan birçok düşünce geçmişti ki bir anda 38. dakikada uyuması harika oldu. Çünkü artık tekniğin işe yaramadığını, çöpe gittiğini düşünmüştüm. İlk günümüz böyle geçti. İkinci günün birinci rutininde ise yarım saat içinde uyudu. Pat pat yapmadan sancak pış pış yöntemiyle devam ettim. 15 dakika oynadı, 15 dakika ağladı ve yarım saatin sonunda uyudu. Şimdi o tecrübelerime bakalım hemen. Friend, you can sleep with your friend. Anne burada. Anne helps you. You can sleep, baby. I know you can do. Anne is with you. You can sleep, anneciğim. You can sleep. Can sleep, anneciğim. Fakat 20 dakika uyudu. 20 dakikadan sonra yine uyku geçişini yapamadı emzirmediğim için ve ağladı. Bir süre pış pış pat pat yaptım. 40 dakika boyunca ağladı. Dedim tamam, uyku süresi bitti. Uyku zamanı bitti. Tekrar uyutmayacağım dedim. Yine kaldırdım. Normal rutinimize devam ettik. Oyun oynadı. Ek gıdasını yedirdim. Saat 12'ye doğru ikinci rutininde tekrar emzirdim ve yatırdım. Bu sefer hiç uyumadı. Bir iki saat daha geçtikten sonra saat 3'ten 4'e kadar tam bir saat kesintisiz uyudu bu sefer. Uyku geçişini yapabildi.
Akşam ise 7.30'da kucakta kendiliğinden uyudu. Bu sürecin sonunda fark ettim ki müziği kapattığımda daha kolay uyumuştu. Yani bu yüzden bir sonraki uyku rutinlerine müziksiz devam ettim. Yani müziğin uyumasını geciktirdiğini ya da engellediğini fark ettim. Üçüncü güne geldiğimizde ise sütünü içti, 15 dakika kendi kendine oynadı. Son 5 dakikasında çok hafif ağladı ve kolayca uykuya geçti. Hatta ben daha fazla ağlayacak diye düşünmüştüm. Hemen uykuya geçti. Kuzum, ama sen kalktın. Yatman lazım anneciğim. Ha bir tanem. Anneciğim. Tamam anneciğim. Hadi yatalım bir tane. Hiç müzik açmadım. Çünkü dün müziği kapattığımda uyuduğumu fark ettim. O yüzden biraz ben şarkı söyledim. Ninni söyledim. Yine 20 dakika oldu. 8.30'da başlamıştım. Şu an 9'a 10 var. Ve hatta 15 dakika 10 dakika falan kameranın yerleştirilmesiyle uğraştım. O arada biraz ayıcığıyla oynadı. Sağa döndü, sola döndü ve 20 dakikanın sonunda uyudu. Fakat hala yarım saat uyuduktan sonra uyku geçişini yapamıyoruz. Yarım saat sonra uyanıyor. Tuvalet için ya da süt için. Sonra tekrar uykuya dalamıyor. Emmek istiyor. Emzirmeyince de 40 dakika boyunca ağlıyor. Dün öyle oldu. Bakalım bugün nasıl olacak? İkinci uykusu da yine benzer şekilde oldu. Yarım saat uyudu, uyku geçişini yapamadı. Süt verdikten sonra, yaklaşık bir yarım saat kadar oynadıktan sonra tekrar uyudu. Bu sefer bir saat kesintisiz uyudu. Öğleden sonraki uykusundaysa sadece yarım saat uyudu. 4.30 ile 5 arası olduğu için, akşam rutinine yakın olduğu için tekrar uyutmaya çalışmadım. Çünkü zaten 7-7.30 gibi tekrar uyuma rutinini başlatıyoruz. O yüzden tekrar uyutmadım. Akşam 8'e 10 geçe yine uyudu kolayca. Dördüncü gün ise neredeyse bir mucize gibiydi. Hiç ağlamadı bile. Sadece 4 dakika içerisinde kendi kendine uyudu. Üstelik 1 saat kesintisiz uyudu. Artık süreç çok iyi işlemeye başlamıştı. Vuran'ın uykuları kesintisiz olmaya başlamıştı. Ve bu çok sevindiriciydi. Artık rutine alıştığını düşünüyordum. Yine öğleden sonra 1.30'da sadece 3 dakika içerisinde hafif ağlayarak, mızmızlayarak uyudu. Kolay bir şekilde. Yine bir saat kesintisiz uyudu. You can sleep, anneciğim. Sleep, kuzum.
Beşinci günde ise sabah rutininde sadece yarım saat uyudu. Tekrar uyku geçişini yapamadı. Öğleden sonra yine aynı şekilde sadece yarım saat uyudu. Yine uyku geçişini yapamadı. Akşam ise ben o saatte çalıştığım için, öğrencim olduğu için annesi araba koltuğunda onu sallayarak uyutmuş. Benim haberim olmadan. O yüzden 5. günümüz biraz karambole gitti. 5. günümüzden sonra 6, 7 ve 8. günlerde yine benzer şekilde oldu. Normalde Buğra'nın uyku saatleri gündüzleri 3 saat uyurdu. Sabah 2 saat, öğleden sonra 1 saat. Fakat bu sisteme, kendi kendine uyuma sistemine geçtikten sonra Buğra'nın uykuları biraz azaldı. Birer saat uyumaya başladı. Hatta bazen yarım saat bile uyuduğu oluyordu. Ama akşamları yatağa daha erken geçmeye başladık. 7-7.30 gibi geçerken önceden, şimdi 6-6.30 gibi akşam uykusuna geçmeye başladık Buğra'yla. 9. gününde ise biz odamızı değiştirdik Buğra'yla. Daha önce alt kattaydık, yukarıya çıktık. Bu benim izlediğim teknikte, daha önce izlediğim videoda bu tekniğe alışan bebeklerin başka bir yatakta uyuyamadığını söylüyordu. O yüzden bu eğitime başlarken çok tereddüt etmiştim. Acaba önce evimizi değiştirince mi bu eğitime başlasam, yoksa hemen mi başlasam? Çünkü sürecin ne kadar uzun mu kısa mı olacağını bilmiyordum. Her neyse, 9. günümüzde kendi odamıza geldiğimizde tekrar Buğra'yı kendi kendine uyutmaya çalıştım. Hatta o videoma da hemen şimdi bakalım. 9 dakika içerisinde uyudu o videoda da. Çok fazla zorlanmadım. Hatta çok çok az ağladı. Buradayım anneciğim. Buradayım bir tane. You can sleep. You can sleep sleep bebeğim. Annem. Artık hiç müzik kullanmıyorum. Bazen kendi sesimle hikaye anlatıyorum. Ama bu bir ayın sonunda Buray'ı yatağına bırakıp odasından gidip kendi kendine uyumasını bekleme sürecini henüz geçmedim. Sanırım o şu an yaştan dolayı, şu an hala 7 aylık bir sürece geçemedim. Buğra uyuyana kadar yanında bekliyorum. Ağlarsa elini tutuyorum. Küçük ufak sesler çıkarıyorum. Daha sonra Buğra bazen ağlayarak, bazen de ağlamayarak kolayca geçiş yapabiliyor uykuya. Tuvalet eğitiminden sonra yapmayı en çok istediğim Buğra'ya uyku eğitimiydi. Şu an hala süreç içerisindeyiz. Bir ayımızı bitirmek üzereyiz. Çok harika bir düzene oturdu mu? Hayır, henüz değil. Bazen gerilemeler oluyor. Bazen hiç ağlamadan kendiliğinden uykuya geçebiliyor. Muhtemelen zamanla rutin daha iyi oturacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu süreçte hem diş çıkarıyor, hem uyku gerilemeleri oluyor, büyüme atakları oluyor. Tabii bu süreçlerde onun uykusunu, mızmızlanmasını, ağlamasını etkilediği için bazen tam kendi kendine uyuma rutinini yapamıyoruz. Ama yine de başlangıca göre çok iyi yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Benzer süreçleri, başarılı olma, gerileme, bu süreçleri tuvalet eğitiminde de yaşamıştım ben Buğra için. Buğra şu an bez kullanmıyor, poti kullanıyor. Kendi küçük lazımlığı var. Tuvaletini oraya yapıyor. Onu da bir sonraki videomda anlatırım. O da zaman alan bir süreçti. Şu an Buğra alıştı, bez kullanmıyor. Evet, bizim uyku rutinimiz, eğitimimiz böyle oldu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım sizler de uyku eğitiminde başarılı olabilirsiniz. Sizlerin başka teknik, yöntem, tavsiyeleriniz varsa ya da tecrübeleriniz varsa lütfen yorumlarda paylaşın.
Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve like'lamayı unutmayın. Bebeğinizle hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum anneler. Hoşça kalın.